Yazır köyünde eski belediye şimdi mahalle toy var, şenlik var. O nedenle geldik. Daha önce de Yazır'ın belediye başkanını yapan kardeşimiz burada. Beraberiz. Burayı bir anlatabilir misin? Burası Acıpayam'a bağlı Dodurgu Mahallesi'ne ait bir yer. Rivayetlere göre söylenen şey, Keloğlan burada kalmış biraz, saçları çıkmış. Astım hastalarının fayda gördüğünü bizzat gördüm, Gördün. yaşadım. Burayı mağaraya gelenler her gün buraya girip çıkmayla saçlarının çıktığını söylüyorlarmış. Müteahhitliğini yaptım buranın. Kaç sene önce? 2006-2007'lerde. 2007. Nereden baksan 15 sene oldu mu? Tabii ki. 15 sene önce burada müteahhitlik yaptın. Evet. Senin saçın kel. Evet. Kel merhem bulsa kendine çalar. 15 yıldır senin saçın çıkmadıysa ötekinden saçın ağa çıkacak. Ama benim saçımın çıkmasını hanım istemedi. Hanım böyle daha iyisin dedi. Kadim Türk yurdu, Yörük yurdu, Denizli. Neden kadim dedim? Binlerce yıldır kuzey güney mezarlarıyla, Melikli mezar taşlarıyla, Göktürkçe yazılarıyla, Selçuk'tan önce gelen Türkleriyle Denizli Türklüğün merkezi, mayası, özü diyebiliriz. İşte bu güzel ilin Acıpayam ilçesindeyiz. Bereket toprakları var. Evet, şu köyleri bir saysak ya başkan. Köylerimiz aşağıdan hep saymak üzere Kumavşarı, Evet. Gümüş, Yazır, dağın arkasında kalan Dodurga. Kasat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız biz yörüyüz dedik, çıktık yollara. Geldik Avşar yöresine. Kadim Türk yurdu, Yörük yurdu, Denizli Acıpayam'a. Acıpayam'ın Oğuz'un nesli olan Yazır köyüne. Bugün burada toy var. Kara çadırın altında Yörüklerin kara çocukları toplanıyorlar. Ve bu şöleni tertip komitesi başkanı var. Kendisi yazar, arıcı, üretici, çalışkan bir insan. Şaban Genç. Evet, neler söyleyeceksin? Eksik yeri var kaldıysa söyle, sen söyle. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Sizle benim ortak bir noktamız var. Evet. Ben Yörüklerin sesi, siz Yörüklerin başkanı. Evet. İki tane sıkıntımız var. Bunu elimizden geldiğince evet. Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza yetiştirelim. Bir, arı kuşu bizim arılarımız bitiriyor. Arı kuşun tüve attığımız zaman biz ağır ceza alıyoruz. Ama bizim hakkımız savunan yok. Dağda alay halinde kurtlar geziyor. Kurtlar. Çobanın 3 köpeği var. 10 tane geldiği zaman ses çıkarmıyor. Çok büyük zarar var. Buradan Tarım ve Ormancılık Hayvancılık Bakanlığı'na beraberce seslenelim. Çobanlarımız, yörüklerimiz sahip çıkalım. Evet. Derizeciler, çoban ilgili karar alacağınızda masada çoban olsun. Çiftçi ile ilgili karar alacağınızda masada çiftçi olsun. Arıcı ile ilgili karar alacağınızda masada arıcı olsun. Arıcılığı, çiftçiliği, çobancılığı bilin. Adamı ekin tarlasını domuz yiyor. Domuzu vurarsan suç. Ekin tarlasını olacak. Arı kuşu arıları yiyor. Arı kuşunu vurarsan suç. Arın olacak. Kurdu vurarsan suç. Kurdu, koyunu yiyen kurdu vurarsan suç.
Vurdu vurdu mu suç. Koyun ne olacak? Arı kuşunun bildiğim kadarıyla 15 bin lira cezası var. Kurdun 35 bin lira cezası var. Domuzun? Kurt girdiği zaman 40-50 hayvanı birden sıkıp öldürüyor. Buradan ben her zaman söyledim, gene söylüyorum. Ben yörüklerin sesiyim, olmaya da devam edeceğim. Ben bir avşar torunuyum. Elimden geldiğince geçmişte yaşadığımız sıkıntıları şu anki yörüklerin, bitmekte olan yörüklerin sesini duyurmaya çalışacağız. Bir de afat meselesi var. Sel bastığında, deprem olduğunda afata giriyor. Ama sıcaklıktan hayvan telef olduğunda, bitki telef olduğunda afata girmiyor. O zaman bu arı kuşunun yediği arıyı, canavarın yediği koyunu, domuzun yediği ekini darıt arasında afat kapsamını alıp, madem domuzu, canavarı, arı kuşunu ellemen diyorsun, o zaman onların ellediğini korun. Arıların 4 yıl olmadığı zaman dünyada canlı nesli bitiyor. Çünkü arı çiçekle tozlanma yapıyor. Evet, evet. Çiçeklerin meyveye dönmesi için evet, tozlanması lazım. Aynen. Dönlenmesi aynen, lazım. Aynen. Bunu aynen da arı yapıyor. Aynen. Rüzgar yapıyor, arı yapıyor. Tabii canım. Bunu internette bir balın bir asır toprak altında kaldığını yazıyor. Kaç yıldır arıcısın? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Atadan gelme biz arıcıyız. Çocukluk. Ama aktif halde bir 10-12 yıldır. Peki arının, garının, darının sırrını verebildin mi? Arıyla garı gezdirsen verim alırsın. Bir sır öğrendiniz koca yörükten. Avşarlar kendin biliyorsun. Evet. Toroslardan Akdeniz'e gelmedir. Akdeniz'den de bizim bu yöreye gelir. Kum avşarının yan tarafında Kumluk diye bir yer var. Oraya yerleşirler. Kumluk'ta kumdan duramazlar. Beriye çekilirler. Kum avşarı ismini alır. Evet. Avşarların ilk yerleşim yeridir. Burada avşarlar yerleşir. Karşımızdaki yerde buradan görünüm sağlayamıyoruz. Yeşil Vadi Kütahya'ya bağlı Germen oğulları var. Germen oğulları. Buraya kadar uzanıyor mu? Şimdi onu izah edeceğim. Evet. Bu ya Germen oğullarının olduğu yer Yeşil Vadi. O zamanki adı Karamanlı, Tefendi, Yeşilova. Yazır ortak payda, yani açık payam ortak payda. Bu tarafta da 600 kişiyle avşarlar, 6000 kişiyle Germiyanlar. Avşarı diyorlar ki sakın ola bunlara dokunma. Bunlar sayıca fazla. Bize güç olarak fazlalar. Avşar da ne yapıyor? Azınlık gruplar topluyor. Bunları bu oradan sürüp çıkarıyor. Germen oğullarını. Germen oğullarını. Sürüp çıkardıktan sonra yakında bir tanesi diyor ki ulan avşar diyor sana bir beylik yakışıp duruyor. Yakışıp duruyor. Ve evet, dedem rahmetlik avşar beyleri türküsünün buradan çıktığını, dilden dile geldiğini söylemektedir. Sana beylik yakışır diyor. Germen oğlu sürmüşsün, efelik yapmışsın. Şimdi kitaplarımızda burada bir şey daha evet geçeyim. Garbi Karaağaç avşarın en büyük torunu. Garbi Karaağaç. Garbi Karaağaç. Oğuz'da Oğuzların en büyük oğlu avşar. Bir şarkı Karaağaç var. İsparta'da Garbi Karaağaç burada. Evet. Kitaplarımıza hocam gelirsek Eşeler Yaylası. Şimdi bu Eşeler Yaylası 10 tane yayla, 10 tane düzlük, eş dağlar. Ben birinci kitabım Eşeler verdim. Evet. Avşarlardan gelme soyumuz olduğu için evet, avşar yazır. Şimdi avşar yazır. Bu köyün adı Yazır ama avşardan geldiği için avşar şimdi yazır. Dağların yörüğü olduğum için bunu da dağların dili, dili dedim. Yörüklerin her zaman yanında olduğumu göstermek için evet, yörüklerin sesi. Yörüklerin sesi de burada. Dördüncü kitabım, beşinci kitabım yolda. Köyünüz unutulmayacaksa, soyunuz unutulmayacaksa, boyunuz unutulmayacaksa eli kalem tutanlar, kabiliyet olanlar kahvede konkon oynayacağınızda, evde angalanacağınızda, uk döşekten öteki koltuğa kitabınızı yazın. Hem köyünüze hizmet edin, yörenize hizmet edin. Hem sizi unutulman, hem yöreniz unutulmasın. Hem kültür unutulmasın. Bugün şölen var, toy var, hazırlığın büyük. Çok teşekkür ederim. Yük katlamalar sarılır. Sizler de güzel, sizler de güzel. Evet. Değerli seyirciler, eşek 5 kile, katır 8 kile, deve 1 mut buğday götürür. 1 mut 20 kiledir. Yük katı mala sarılır. Herkes bu yükü taşıyamaz. Dolayısıyla yükü, sorumluluğu, yetkiyi taşıyacak adama verin. Köyünüzde de, şehrinizde de, ülkenizde de, derneğinizde de, topluluğunuzda da yükü taşıyacak adama verin. Thank you.
Yüzlerce yıldır önce yapılan camimizi içini dışını gördünüz. Daha önceki belediye başkanımız İmdat Bey, şu andaki muhtarımız Ercan Karademir. Ercan Karademir. Şimdi caminin ne kadar geçmişi var? Camimiz 1802 yılında yapılmış. Evet. 2013 yılında restorasyon gördü. Diğer türlü 6 tane camimiz var toplam ama en tarihi olanı bu. Diğerleri bundan çok eski. Çok yeni. Genelde evet. Muhtarlar hep 7 derler. Ben de bu muhtarlık yaptım. 8 olmamıştır. Şimdi bakıyorum muhtar da kile gibi ense, sele gibi göbek olur. Hani hatta zaten ırbık kırıldığı zaman koca ağlarmış. Deştimen ağzıydı, muhtar boynuydu, imam karnıydı diye. Uçup gidersin hala. Ramazan abi zaten ben kahvehane işletiyorum. Çarşıya gelen yabancılar ben muhtara baktıydım diyor. Tabii ben de muhtarım diyorum. Tabii adam muhtarım deyince böyle göbekli şapkalı birilerini bekliyor galiba. Bakıyor Allah Allah falan diyor. Biz kilo alamıyoruz. Formülü neyi bilmiyorum. Ben olayı şöyle tahmin ediyorum. Burada daha önce belediye değil mi? Evet. Kaç yılda belediye oldu? 1970. 70 yılında. Evet. Aşağı yukarı 30 yıla yakın bir belediye süreci var. Evet. Senden önce de belediye başkanları var. Mutlaka. Fakat belediye başkanıyken yiyecek bir şey bırakmamışsınız. Bu adam ne yesin zayıflamış. Bunun şanssızlığı belediyeden sonra gelmesi. Öyle mi? Aynen. Seyredirken zayıfladım, uçuyorsun zaten. Peki köyde nüfus kaç? 1450 nüfusumuz var. Halk ne iş yapar? Tarım ve hayvancılıkla geçiniyoruz. Evet. 1050 rakımlı. Eğitim nasıl köyde? Okula giden, ortaokulda ticaret yapan, siyaset yapan var mı? Bürokrasi insanlarınız var mı? Var. Profesör doktorumuz var. Öğretmenlerimiz çok. Sağlıkçılarımız çok. Burada 65 yıldır ilkokul ve ortaokul var. Türklük aslında bir çınar ağacıdır. Bu çınar ağacının kökü Türklüktür. Gövdesi Oğuz'dur. Dalları Oğuz'un 24 boyudur. Yazır'dır, Dodurga'dır, Avşar'dır, Bayat'tır, Kayı'dır, Kınık'tır. Yani büyük dallar bu boylardır. Ufak dallarda Sarıgeçili, Karageçili, Gümüşü vardır. Dolayısıyla Türk milleti bir çınar ağacına benzer. İşte bu Türklük çınar ağacının Oğuz soyunun Yazır, Avşar, koca dalları da bu köy. Şimdi o koca dalların şenliğini, toyunu yapacağız. Çok misafirperver. Yani ne bileyim, yani gerçekten şimdi insanları tatlı. Ne kadar insanlar soyunu, kültürünü, değerlerini unutsa da Atatürk'ün dediği bir damarlarında asıl kan mevcut duruyor. Kan, evet. O mevcut kan Türklüğü, misafirperverliği, insanlığı kan yaşatıyor. Evet, evet doğru. Her yörüşlerinde olması gereken kitap sergileri insanlar okusun. Çünkü Türklüğün şifreleri var. Oku, bil, korkma. Korkmamak için okuyup bilmek gerekiyor. Devletin devamlı, milletin devamlı için okuyup bilmek gerekiyor. Bir de konferanslar. Her şörende bu olmalı. İnsan bilinçlenmeli. Bir kardeşimiz var. Aslında meslektaş, uzaktan haberlaşmışız ama haberimiz olmamış. Şimdi karşılaştık. Evet. Seni bir tanıyalım. Ali Mengi. Evet. Emlak Bankası'ndan emekli. Evet. Daha önce ben de bankacılık yaptım. Meslektaşız, evet. Evet. Çoban Yıldız adlı tek kitabım var şimdilik. Evet. İkinciyi hazırlıyoruz nasip kısmet olursa. Hasan Hüseyin Akyol, Acıpayam Dodurga köyden, komşu köyümüzden. Güz Eserler adlı bir kitabım var. Bir iki kitapta hazırlığımız var. Adam yaşlanınca, saçları ak düşünce güz güne geldik kardeşim. Bahar geçmiş, yaz geçmiş, güze gelmiş. Güzelsin, size kitap yazmış ya. Zaten ömrümüzün son demleri olduğu için
Hasan Kaya, İbret 1-2-3-4 kitabı var, o zaman hediye etmişti. O gün çekecektik ama o gün gürültüye gitmiş. Kısmet. Kalabalıkta katır kuyruğu kesilmiyor. Şimdi bir hayatını anlatmışsın. Öyle bakı bakı yedim kitaplara. Tamam. Ama hayatının dokunmuşsun. Duygusal adamsın. Her şey seni etkilemiş. Derinden yaralayan var, derinden sevindiren var. Evet. Bunu ibret alem için, ibret demişsin. Aynen. Yazmışsın. Aynen. Başka ne kitaplarımız var? Ramazan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce söylüyordunuz ya, güzün dediniz ya, meyveyi güzün yeriz. Meyve güzel olur. Güzün tatlanır. Ya. Güzün ballanır. Yani bir birikimdir o. Neyse, şimdi benim naçizane 1-2-3-4 ibret adı altında hayatımı anlatan otobiyografi roman şeklinde bir eserim var. Bunları Fransızca'ya çevirdim. Fransa'da yayınladık. Ondan sonra Karaca adında Romanya anıları var. Bir de romanım var. Ayrıca 1-2 bağlama falan çalarım. Bir tane de CD yaptım kendi bestelerimle. Tecrübe, birikim, bilgiyle dil ballanır. Yaşlı adamlara gidin, bilgiyi onlardan alın. 70 sene yaşayıp da düşe kalka yürüyeceğinize 70 yıl yaşamış adamlardan tecrübe edinin. Düşmeden yürün. İbreti görün. Yörük kadını varlığı, gıtlığı, yokluğu, şükrü bilir. Yarım çuvalı unla, bir şey yağla, kışı geçiri. Hindikilerin bakmayın öğün adarası da yemek beğenmediğine. Mısır ekmeği dar ekmeğe. Dar ekmeğe bilmiyorsunuz. Bunu tarnaya bir ufalarsanız, süde bir ufalarda yerseniz böyle buharlaşıp durup içi dar ekmekli anlayıverirsiniz ama bu darın nasıl üretildiğini bilemezsiniz. Pirid ekmeği, pirid ekmeği de yokluk kıtlık zamanında, evet, savaş zamanlarında. Aynen. Çaresizlikten yedikleri ekmek, evet, yani. Buğday yok zaten. Buğday dikecek yok. Erkek yok. Erkek hepsi yok. Kadın. Kadınlar da topluyor. Ya da mısır. Başka yapabilecekleri bir şey yok. Erkek yok. Yok. Kadınlar şu anda geçiye, koyuna, sığıra verdiğimiz peritleri topluyorlar. Evet. Bugün hayvanın yediğini o gün insanlar yiyor. Kesinlikle öyle. Çaresizlikten. Evet. Ondan sonra erkekler gelince ancak biz buğdaya geçmişiz. O da Cumhuriyet dönemiyle birlikte. Cumhuriyetin bize hediyesi aynı zamanda buğdaydır. Evet. Anacığa, neneciğe hiç sordun mu neler yerdiniz, neler içerdiniz diye? Onlardan kaynaklandı zaten. Onlar anlattı. Ben onların anlattıklarını kaleme döktüm. Hep saz ustaları olmasın, arada bir söz ustaları olsun dedim. Meslek neydi? Emekli öğretmenim. Şimdi hep söyleriz. Özellikle öğretmenler, eli kalem tutanlar köyünün kitabını, çevresinin kitabını yazsın. Hem kendi unutulmasın, hem yöresi unutulmasın. Başka kitabımız Buğday ekmeği. Var. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi pelit ekmeği, buğday ekmeği, mısır ekmeği. Ekmek 7,5 lira olunca anlarsınız kıymatını. Evvela kıymat bilmezdiniz. Tarım alanları yok oluyor. Sular çekiliyor. Dolayısıyla gelecek gıtlık olabilir. Bu ekmeklere muhtaç olabilirsiniz. Öğrenin, çocuklarınızı öğretin. Yokluk zamanında bu kıymatı bilsinler. Şimdi bir de bunu bulacak şey mi, orman mı bıraktılar? Habire yakıyorlar. Yok ki, orman olursa onu ancak yani toplayacağız, yiyeceğiz. Önce ormanlarımızı korumamız gerekiyor ki pelidi öyle bulalım. Zeytinleri, pelitleri. Evet. Sürdürebildik. Bu derin bir yaradır. Bizim zeytinlerimizi kömür yaktırırken de zeytinyağlı yiyemem ben, basmalı fistan yiyemem ben türkülerini söylettiler bize. O zaman gittiler vita yağı getirdiler. Bugün hastalıklar varsa o günlerin acısı. Şimdi doktorlar zeytinyağı yiyin diyor. O zaman ne demediler? Bir de arkanda dağ gibi duran dernek başkanın var. Hiç sorma. Evet. Çocukluğunu biliyorum, evet, bebekliğini biliyorum ve gurur, evet, duyuyorum onunla. Evet. Bir şey isteyebilir miyim? Söyle. Her Türkmen şölenlerinde bizlere de birer satan taşsanız, saz ustaları çalıyor. Söz ustaları da kitaplarını yayınlasa, satmak amaçlı değil. Benim bunlar mesela şehit ailelerinin çocuklarına gidiyor. Bu sefer de bir depremzedelere gönderdim. Sadece kültürel aktarımı sağlamak. Başka bir derdim de yok yani. Ve sayenizde oluyor bunlar. Şimdi Yörük Türkmen şölenleri, yörük sadece oynamak değildir. Bu bir davadır.
devleti, bayrağı, toprağı, suyu, havayı, insanı, hayvanı yaşatma davasıdır. Bu da bu yaşatma davasında anlatan kitaplarımız, konferanslarımız olmalı. Her şölen derdi festivalde bilgiyi de almalıyız türkünün yanında. Oyun oyuna dönüversen bizi oynak karıya benzedirler. Bu da olmaz. Benim kitaplarımda var. Yürüyen Türkler, Yörükler, Yörük Obalarımız, varlık, Yörüklerin Varlık Mücadelesi, Karaçuf ve Fethiye kitabımız var. Biz de boş değiliz. Şimdi Alaaddin Kalkan, Burdur'un her şeyine sahip çıkıyorsun. Turizmle tanınmasına sahip çıkıyorsun. Sporuna sahip çıkıyorsun. Kültürüne sahip çıkıyorsun. Her dernek başkanı, her yöredeki sivil toplum kuruluşu seni örnek almalı bence. Teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için Ramazan Bey. Biz de Burdur'dan kültürümüzü tanıtmak amacıyla dün kıl çadırımızı buraya arkadaşlarla gönderdik, kurduk. İçinde yöresel kullandığımız geçmiş dönemdeki malzemeleri tanıtıyoruz. Sağ olsun Neriman Hocam, Ramazan abimgillerle, şairlerimiz, yazarlarımızla, komşu ilimiz, adını Türk boylarından alan yazarımızdaki Şaban abimizin, o da dernek olmamasına rağmen bireysel çabalarıyla yaptığı bu şölene, bu toya katkı sağlamak amacıyla özveri içerisinde geldik. Burada küçük çocukları görmek bizi memnun etti tabii, kültürümüzü aktarmak açısından. El ele, omuz omuza, tek taş duvar olmaz, bir kişiyle iki kişi olmaz. Köşe taşı var, yüz taşı var, ellik taşı var, dolgu taşı var. Hepimiz bu dava ayak tutabiliriz. Bir milletin temeli kültürse o temeli hepimiz güçlü tutmalıyız. Güçlü tutmalıyız, yaşatmalıyız. Temel kurursa, evet. Kök kurursa dallar budaklar biz de kururuz. Hepimiz kururuz. Çok sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Özellikle ederiz. Şaban Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. İlk defa böyle bir şeye katılıyorum ve onun kitap böyle sergisi yapması da beni çok onurlandırdı, Adamın gururlandı. Adamın kendi de yazar. Evet, anne. Harika. Şairlerimiz, ozanlarımız da, şiir yazanlarımız da geldi. Seni bir tanıyalım. İsmim Turgut Kök. Şiir yazıyorsun? Evet, emekli öğretmenim. Hasret, gurbet, aşk, sevgi, ayrılık, hüzün, acı, çevre, birçok konularda şiir yazıyorum. Bir de araştırma projelerim, tasarlarım var. Çok yönlü bir insanım. Çok yönlü. Şimdi buyurun. Yüreğin yaraları, evet, mürekkep oldu. O mürekkeple yaralarını anlatan şiirler yazıyorsun. Evet. Dinleyelim. Tabii. Şiirimin adı Acı Peyam Sevgisi ve Hasreti. Acı payamın yeşil çağla payamdır yolları. Dolanıp da sarmıyor nazlı yârimin kolları. Giyinip kuşanmış pembe beyaz olmuş dalları. Yeşillenmiş mor sümbüllü nergiz olmuş bağları. Gönül hasret kalmış aman acı gurbet yolları. Acı payam ovasını sarmış dört yanı dağlar. Yârim de benden ayrı da kalmış sessizce ağlar. Gönlüm hüzünle gözlerimden kanlı yaşlar akar. Oldu mu, oldu mu gamlı yüreğimden kan damlar. Şimdi bak sen şiir okuyacaksın. Evet. Daha şiiri görmeden yüreğindeki kan damlarından bahsettim. Şiirde de geçiyor. Aynen. Demek ki adamın... Ben doluyum, dolu. Dolusun ama ben de senin dolu olduğumu fark etmişim. Sağ ol. Yüreğin, aynen. Yüreğin hissetmişim. Sağ olasın. Thank you.
Acıpayam, Yazır mahallesindeyiz. Dostlarla buluştuk. Bizi tanıyalım. Acıpayam Yazırlı Karamateller Pehlivan. Ulan Karamat sen mi lan? Evet. Ulan öyle bakana kan. Yaş kaç boyun? 69. Ulan yeğe kedi boynu, boyun var boyun. Kilo maşallah. Kilo evveli 110 kiloydu. 110 kiloydu. Sizin yani Ramazan Çatal'la Karaçulfa'da yağlı güleş tuttuk. Güleş tuttum. Unla bile. Unla bile. Maşallah uzun yaş bayağı ileri. Şimdiki çocuklar cırlık cıbırık. Şöyle 20 yaşında adam tutarak attırıverirsin değil mi şimdi? Üçünü birden. He? Üçünü birden. Üçünü birden. Evet. Şimdikiler doğal yemiyorlar. Tabii. Çalışmıyorlar. Yani süs bebeği gibi çiçek, vazodağı çiçek gibi, böyle kurumuş çiçek gibi durup oturuyorlar. O zaman vücut nasıl gelişecek? Yemezsen, tabii. Spor yapmazsan değil mi? Tabii. Şimdikiler ölmüş de geziyor. Tabii. Bizim zamanımızda yiyecek olsaydı biz bu dünya devletini şey derdik. Yıkardın, devredik. Yıkardık, devredik tabii. Bizim o zaman yiyecek yoktu. Bu yoklukta tabii. Baş pehlivan oldun. Tabii. Bir de abimiz var. Gözleri görmüyor. Sizi tanıyalım. Ben Darıveren mahallesinden Murat Elvacı. Evet. 63 yaşında. Ne zaman gözler gitti? 50 yaşında. 13 yıl oldu. Evet. 50 yaşına kadar bu güzel dünyayı gördün. Gördüm, evet. Sonra gözler kapanınca. Gözler kapanınca. O güzel dünyayı acaba nasıldır diye hiç hayal ediyor musun? Çok kötü hayal ediyorum. Öyle mi? Çünkü bir yörükler vardı. Dağlardan yörükleri, keçileri, çobanları kovaladılar. Her yere yakıyorlar şimdi. Bir taşla 10 kuş vuruyorlar. Ne arısı kaldı? Bal yapacak arı koydular. Bilerek bir taşla 10 kuş vuruyorlar. Şimdi televizyonlarda, gazetelerde, evet, sohbetlerde bir yangın duyduğun zaman göremiyorsun ama duyuyorsun, kulağını duyuyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Ciğer yanıyor değil mi? Evet. Nefeslerimiz bitiyor. Evet. Şimdi o doğadaki hayvanlar, canlılar, nesilleri kesilen hayvanlar, nesilleri kesilen bitkiler var. Evet. Kahroluyorum ama evet, elinden bir şey gelmez. Yapacak bir şeyim yok. Dua ediyorum. Yapacak tek şey Allah'tan dua ediyorum. Görmeyen bir insan olarak? Yalnız yaşadığım için Allah ile ikimiziz. Çok zor. Çok zor değil mi? Ben sana şu dağlardan topladığım ayak şekerden ayak yaralarını geçirmek için bir ağaç şey getirdim, çaya benzer bir şey, evet, kuruttum. Buna 10 yaprak kadar 2 litre suda 2-3 dakika kaynatacak, evet, süzecek ve soğutup içecek. Yarım bardakla başlasın, artık 3 öğün birer çay bardağı içebilir ama bir ay süreyle içecek. Bir ay, yani aspirin değil bu, hemen ağrı kesici değil. Bir ay devam edecek, ayak yaralarının olmadığını görecek. Bunu da ben bir çobandan öğrendim. Bir kez daha emeği geçen başta Şaban Genç Başkanım olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun. Yörüklerin kara çadırın altında yörüklerin kara çocuklarına beraberiz. Bir gelin vardı, yanında geldik. Gelin yanında kara bıyıklı ejderha bir adam. Öte yanda gelinin yengesi. Yanaşmak mümkün değil. Gelinin yanını kimse yanaştırmayız. Bu yörüklerin kullandığı, çobanların kullandığı domuz kovulan kabak gork. Gork kabak. Gork kabak. Yaban geçiyor. Hayvanları kovalar. Evet, yaban hayvanları kovalar. Bahçeye yaban hayvan girdiği zaman gork kabağı çalarlar. Çal bakalım. Bu sesten korkan hayvanlar uzağa gider. Gelinin yanına başkası yanaşıverirse bir çalıyor gork kabağı, cayradak ötekinler. Sen de gelini mi koruyorsun? Ben gelini koruyorum, evet. Gelinimizin başında bir başlık var. Bu başlığın adı aslında kıvrak. Birçok yerde denir. Benim soyadım da oradan gelir. Sen az ağlayın ha. Gönülsüz müsün kız? Gönülsüz değilim, hem ağlarım hem giderim. He? Gönülsüz değilim, hem ağlarım hem giderim. Hem ağlayıp hem gidermiş. Sen kızlara bakıp da ağladığına yoldan döndürme, o gideceği yere gider. Nuh peygamberi oğlu Yafes. Yafes'in evladı Türk. Türk'ün evladı Karahan, Karahan'ın evladı Oğuzhan. Oğuzhan'ın evlatları Üçoklar, Bozoklar. Onlardan 24 boy var.
Bu boylardan birisi Yazır, bulunduğumuz yer. Bir de Dodurga var dibimizde, ülkenin çok yerinde var. Dodurga'da da Yörük Türkmen Derneğimiz var. Tanıyalım sizi. İsmim Yüksel Şan. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada Yazır'da bulunmaktayız. Bunun için bir Yörük Dernek Başkanları olaraktan bir gururluyuz. Aslı Gök Yaylası'nın 1500 koyunu varmış gibi kasalıyor mu? Evet öyle. Aslı Gök Yaylası'nın 1500 koyunum var. Var mı? Var evet. Uzaklara yakın edip koştunuz. Yazır toyuna hoş geldiniz canlar. Yazır toyuna hoş geldiniz. Yazır'da Yörük toyumuz devam ediyor. Civardan ülkenin dört tarafından gelen dostlarımız var. Hem hayvancılığı sürdüren hem kültüre öncülük yapan kardeşlerimiz var. Siz seyircilerimiz bir tanısın. İsmim İbrahim Alabaş. Ben Kızılhisar Yörük Türkmen Kültürü ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. 2023 yılında bu göçer hayvancılığı devam ettiren yörükleriz. Biz de Kızılhisar Yörük Türkmen Kültürü olarak 3. Serinsar Yörük Şöleni'ni 10 Eylül'de Allah nasip kısmet ederse icra edeceğiz. Buradan herkese sesleniyorum. Herkesi şölenimize bekliyoruz. Biz Davulu Götüyere, Duman Götüyere gelin dedik. Ola Osman'ı sordum Alabaş'a. Ola bu çocuk daha dedi, daha yeni evlendi. Eğer acısa Duman Götüyere gider, toksa davulun çaldığı yere gider dedi. Geldik Osman'ı bulduk. Doğru söylemiş yani. Biz eşin dostun olduğu yere her zaman varız. Evet. Dediler ki Acıpayam Yazır'da bir yörük şöleni var. Kalktık geldik biz de sizin gibi dostlar görmeye. Buldan Süleyman Yaylası'nda büyük şölenler yaptı geçmiş tarihlerde. Ben Ortaklar Yörük Efeler Derneği'nden Şükrü Doğan. Biz de burada şenlik var dediler. Koştuk geldik. Şapkayla cizmen arasında yüreğini taşıyor mu? Taşımaz mıyız? Canıma em güzel anne. Helal eyle, helal eyle, annem hakkın helal eyle. Her gün halin sayamadım, dumanı tam alamadım. Gül yüzüne doyamadım, canım annem güzel annem. Gül yüzüne doyamadım, canım annem güzel annem. Adana hasar veriyorum, başın ağrısı evine döner. Gelinimizin annesinden bir kelepçe. Helal olsun. Gelinin kız kardeşinden bir bilezik. Gelinimizin teyzesinden yine ayrıyetten bir bilezik. Kız gibi beyler, kız gibi.
benim barım yandı yandı eridi. Ben bir koyun alayım, sen de bir kuzu. Meleğe meleğe gelerek yazın. Thank you.
aslanım aman bir daha gelmem. Elini de soku ve sen dönem. Sen orada ben buradan, aslanım aman bir daha gelmem. Yüreğim ona yar. Menevşesi tutam tutam, menevşesi tutam tutam, arasına güller katam, arasına güller katam. Kime verdin misin öylesem adız, bu ne sana anınız diyor mu? Gurbet gurbet gezdiğim. Oğuz boylarından Yazır'ın adını taşıyan yerleşim yerinde yörük toyu yapıyoruz. Şaban Genç kardeşimiz, TET Komitesi Başkanı, ülkenin dört tarafından yörük Türkmenleri davet etmiş. Akın akın geliyorlar. Yıllar önce Urfa'ya gittiğimiz zaman orada Karaca Dağlılar vardı. Onların bir kısmı Kırşehir'e gittikleri orada Karaca Kurt diyorlar. Onları ortaya çıkardık, buluşturduk, ettik derken Urfa'daki Karaca Dağlılarla, Tırkan Yörükleriyle, Türkmenleriyle, Kırşehir'deki Karaca Kurtlar kardeş olduklarını öğrendiler. Şimdi gel git oluyorlar, buluşuyorlar. Aslında Türk dünyası hepsi kardeş. Dolayısıyla hısımlık yakınlaşsın diye toylar, şölenler, festivaller yapıyoruz, kaynaşıyoruz, tanışıyoruz. Şu anda aramızda Kırşehir, Mucur, Karaca Kurt, Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş var. Neler söyleyeceksin? Bugün de Anadolu'muzun güzel beldesi Yazır'dayız. Davet ettiler, okuntu gönderdiler. Biz de davet edeceğiz ve sünnet dedik. Bugün Yazır'dayız. Güzel bir ortam. İkincisi düzenlenen bir şölen. Anadolu topraklarında nerede bir Türkmen şöleni varsa orada olmaya gayret edeceğiz. Bu bölge aynı zamanda yakın tarihte Garbı Garaş diyorlar. Bunlar Germenoğullarına bir savaşı dövüşüyorlar. Germenoğulları Kütahya'ya bağlı, buradan kovuyorlar. Kovunca ola bunlara beylik yakışır diye bir de türkü yakıyorlar. İşte Garbı Garaç, Acı Payam, dernek başkanı kardeşimiz yanımızda. Öncelikle Acı Payam'ıza, Yazır'ımıza, Eşeler Dağımıza hoş geldiniz. İsmim Ömer Tekin, Acı Payam Yurtlar Derneği Başkanıyım. Burada değerli dostlarla beraber, sizlerle beraber aramızda görmekten mutluluk duyduk. Yörgal Efe'nin, Demirci Mehmet Efe'nin düşmanın denize döküldüğü topraklarda, Efe ruhunu yaşadığı topraklardan gelen Aydın'dan geldiler. Aydın'la Yörükler arasında Türkiye'nin her tarafında vardır. Bunlar hırlı durmadığı için Türkiye'nin dört tarafına dağılmışlardır. Evet. Cümleten selamun aleyküm. Aydın Köşk Yörükleri Derneği olarak Acı Payam Yazır şöleniz katıldık. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gölgede olanların gölgesi olmaz. Yiğidin gölgesi yiğit barınmazsa o da yiğit olmaz. Yani Yörük Türkmen davasını taşıyanların peşine gidin. Onun bunun adamların peşine gidip de buyruğun kuyruğu kıl olman. Kadınlar Türklerde gökten gelendi. Sonra Hakan'ın yanında hatun oldular. Günler Hatun gibi komutan oldular. Şerife Bacı gibi, Gördes Makbule Efe gibi, Aydın Çete Haşe gibi erkekler birlikte savaştılar. Ve bugüne kadar kadınlar hep kıymet bilindi Türklerde. Devletleri erkek yaşatırsa milletleri kadın yaşatır. Biz kadın erkek yan yana yürümeyi severiz. İşte Aydın'dan gelen bacılarımız burada. Sizi tanıyalım. İsmim Necla Şahin. Aydın Köşk Derneklerinden geldi. Evet. Bizi buraya davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. İlk defa geliyorum Börşen'e. Köşkün esas yörüklerin torunuyuz biz. Yörük Alefe'nin torunuyuz. Yörüşünden, duruşundan, oturuşundan, boynunda, altından bu dedim ben bey karısı belleme başkanın karısı çıktın. Bu dava kadın erkek, yaşlı genç beraber yürünecek. Yörük Türkmen davasının koşanları, seyidinleri, zapıranları vardır. Apalayan da vardır. Hüseyin Yıldız, yıldızlarımızdan biridir, yazardır. Evet, ismim Hüseyin Yıldız, Burdur'dan geliyorum. Şiirlerle tanışmıştım, çocukluğuma dayanır. Biz yörük çocuğuyuz. Köyde sığır güderken köyü sığırları diyorduk.
Oradaki doğadan esinlenerek yazıyorduk. Yörük, bu da bizim akan sularımızdan esinlenerek yazdım. Gönül Pınarım. Bunu size takdim etmek istiyorum. Gönül Pınarlarım, toprak, su, hava korunacak. Yine Bursa'dan kardeşimiz var. Neler söyleyecek? Biz Bursa Ertuğrul Gazi Karakeçili Yörük ve Türkmen Dernek Başkanıyım. Bursa'da bütün Ege bölgesine, Akdeniz'e, Torosların işte göller yöresine, Yörük başkentine hepsine selam getirdik. Üreten, çalışan bir bacımız var. Ana doğurandır, besleyendir, doyurandır, yaşatandır. Bu analık ruhu, analık duygusu üretime yansıyor. Evet. Neler yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz memleketimize. Ben yıllardır üreten bir anneyim, söylediğiniz gibi. Üretmekten çok mutlu oluyorum. Etrafıma da faydalı oluyorum. Ben elma sirkesinden başlayayım. Elma sirkesi üretiyorum. Alıç sirkesi üretiyorum ve birçok sirke çeşitlerim var. Artı astım, kol hastaları için, bronşit olanlar için kozalak şurubum var. Çam filizli pekmezim var. Bunları kendim özel tariflerimle birlikte üretiyorum. Şifa için üretiyorum. Yani herkese şifa olsun. Denizli Acıpayam Yazır'da Yörük Toyu'nda sazın sözün ustası Fuat İlhan'la beraberiz. Bunlar eski usta. Germenoğullarıyla Kütahya'da bağlı. Evet, evet. Buradaki avşarlar kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, savaşıyorlar her neyse. Kız alıp vermeden. O dövüş kavgadan sonra Germenoğullarını avşarlar yeniyor buradaki. Sayılar az olmasına rağmen. Sonra tabi beylik Germenoğullarında. Ondan sonra Ozan sazı alıyor eline. Artık size beylik yakışır diyor. O türküyü bir çeksek ya. Adını da sevdim avşar ufak. Beyleri beyleri size de bir vezirlikte yakışıp durur. Gözünü de sevdim yavşar beyleri vey of. Orta mahallenin de yedi beyli Ayşe'si. Çamdan aldım sakızı, ormana sürdüm öküzü. Karafilli gelinin kokusu, haydi gel çöz dalda çöz. Cemile'min gezdi dağlar meşeli imanım. Haydi üç gün oldu, ben Cemile'mden ayrı düşeli. Yiğitlik vurmakla, beylik vermekle. 2023 Denizli Acıpayam Yazır Yörük Şöleni Şölen Bey'i, Şölen Ağası, Şakar ve Sicilik sahibi, iş adamı Muhammed Şakar'da 110 milyar kendisine ağırlık sözünü veriyoruz. Takip ediyor muyuz efendim? Adım Orhan Murat Çalışır. Türkiye Oğuz Türkmen Boyları Yörük grubu. Yazır Yörük boyu araştırma, Türkiye araştırma koordinatörüyüm. Evet. Karakeçili bilirken sülalemiz Kürtçe konuşuyor. 1520'li yıllara indiğimde benim üniversiteden de yan branşım tarih. Öyle olunca 1520'li yıllarda Şeyhan Abbasiyen cemaatinden cemaati Yazır, taifeyi Akkeçili, cemaati Akkeçili ve şecereyi Türkümanı Yazır diye yazıyor ve o dönemde 98 pare hane, 128 mücerretle 124 akçe vergiye tabi tutulmuşuz. Köy köy gezdim ben Urfa'yı. Ben biliyorum sizi. Biliyorsun, evet, köy köy gezdim. Büyük çoğunluğu Türkmen. %92'si Türkmen görünüyor Osmanlı kayıtlarında. Aynen. Urfa'nın büyük çoğunluğu Türkmen. Dolayısıyla ama çoğu Arapça ya da Kürtçe konuştuğu için kendini Arap Kürt sanıyor. Maalesef öyle. Kurt Fethi'den geldi. Sizleri tanıyalım. Biz Fethi'nin kadın efeleri, dağların sultanlarıyız. 5 yıl önce dağcı bir gruptan kuruldu bu kadın efeler.
Aynen sizin de anlattığınız gibi Ramazan abicim, Kurtuluş Savaşı sırasında ve bu zamana kadar Türk milletinin kahraman, cesur ve erkeğiyle omuz omuza savaş yapan, koruyucu, merhametli, güçlü, kuvvetli, yiğit, efe yürekli Türk kadınların temsilen ve onların ruhlarının bu zamanda da yaşattığını hissettirmek isteyen bir kadın grubuyuz. Savaş olursa asker yetmedi, aynen, erkek yetmedi. Savaşır mısınız? Aynen abicim, bizim de yüreğimiz ve gönlümüz aynı aşkla, vatan sevgisiyle atıyor. Ve şu an vatanımızda bir savaş çıksa en önde erkeklerimiz de veya en başta biz gideceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yere diz çöktüğü zaman yeryüzü bizim, el kaldırdığı zaman gökyüzü bizim, dönerken dünya bizim diyen kadınlarımız. Bu kadınlarımıza bir türkü söylesin, İsmail Uzunoğlu söylesin, ne söylesin? Madem Acıpayam Yazır'dayız. Yine de yeşillendi Acıpayam yolları. Her tarafı yol ediyor Celal'ımın şanları. Bize de mesken olacak aydın ova dağları. Ağlama güzelim ağlama, ben yine gelirim. Peşinde koşan, emeğin ekmeğin peşinde koşan, üreten insan Şaban Genç. Bir taraftan arıcılık yaparken, bir taraftan görenin, ülkenin kitapları yazarken, bir taraftan da insanları bir araya getirmeyi, hırsı akrabayı, eşi dostu bir araya getirmeyi gayet edindi. Yıllardır koşturdu,
Yazır'da bir toy hazırladı. Geçtiğimiz yıllar toylar yaptı. Millet gördü, inandı. Bugün daha kalabalık, yarın daha kalabalık olacak. İnsan emek verirse ev geç sıfır başlıyor değil mi? Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Ben arıcılığı başladım. Kovanımı aldım, malzememi aldım, şunu aldım. Her işte önce düzen, sonra kazan. Söndü kazan. Geçen yıl burada bana herkes bakıyordu. Ama bu sene olayın rengi çok farklı oldu. Yörük demek, gönül dostu demek. Sizlerle güzel, çok teşekkür ederim. Fakat arkanda bir dağ gibi bir yenge var. Bu adam zafırar, seyrediyor. Elinde var, var o harcayıp batırı. Gece gündüz seyredip batırı. Nal katlanıyor bu adama. Her şey sıra. Her ne kadar erkekler bu ülkeyi yönetse de erkekleri yöneten bir bayanlar var. Evet. Türkistan'da kopuz. Türkmenistan'da tutar. Türkiye'de üç telli cura. Tezene kullanılmaz, 10 parmak çalınır. Necat Arslan. Gölhisar'da yaşıyorsun. Gölhisar'da yaşarım. Hem cura yapıyorsun hem çalıyorsun. Deli de Poyraz da yine de sürdü bulundu. Şöyle adama uzaktan baktığımda tepeden tırnağa bir süzerim. Şapkayla babacığın arasında yüreği var mı diye bakarım. Adam çekleri komuş. Bora bak. Daha burcu kokulu tezecik kokleyası var. Belli. Sonra kulağın arkasına şöyle döndür Hakan bakalım. Gençliğinde ortalığa davet demişsin. Doğru mu? Evet. Yeri dalıp gök diyemişsin. Sorulur mu? Nerede çalgı orada kaldı? Sorulur mu? Göğe merden dayamışsın. Oley, kırdım bile. Eski kulağı kesiklerden. Adın ne boyun? Ramazan, soyadım Demirel. Bir de adaşsın hala. Ambarcık köyündenim. Şimdi, ama şu anda 20 yıllık arıcıyım. Arının, garının, darının sırrını verebildin mi? Ben ikisinin sırrına hiç eremedim. Neler ettim? Günde 9 yalan attım, yine eremedim. Yengeye 9 yalan atıyor? 38 attım, yine eremedim fırına. Çok iyi, çok güzel ama dakikada belli değil oluyor. Hayat böyle geldi, böyle geçti. Ben yani hiçbir şeyin sırrına eremedim yani anne.